Sevgili izleyicilerimiz, ışık hakkında hiç düşündünüz mü? Işık nedir? Işık nasıl yayılır ve ışık nasıl kırılır? Bu bölümde ışık hakkında bu sorulara cevap aramış büyük bir İslam alimini İbnül Heysem'i anlatacağız. Görsel hazinesi tüm ortaçağ optik bilimine temel teşkil eden konunun ilk ciddi bilimsel bir şekilde ele alınışıdır. Bunun üzerine bazı gelişmeler ortaya çıkarılsa da 17. yüzyıla kadar yeri doldurulamamıştır. İşte batılı bir bilim insanı tarafından kurulan bu cümle İbnül Heysem'in dünyaya armağan ettiği bilgilerin değerini kısaca özetliyor. Işığın ne olduğu ve nasıl yayıldığı konusunda İbnül Heysem'in pek çok bilimsel bilgi ürettiğini biliyoruz. İbnül Heysem 1015 yılında ışık hakkındaki bu bilgilerini Kitap El Menazır kitabıyla dünya bilim tarihine bırakmıştır. Gözlerimizdeki cam mercekler ve lensler bazı renkleri diğerlerinden daha fazla bükerler. Bu durum bazen gördüğümüz nesnenin kenarlarında renkli püsküller üretir. Haydi şimdi bunları birlikte deneyelim. Bakın renkleri görebiliyor musunuz? Şimdi size gördüğüm renkleri söyleyeceğim. Siz de iyi bakın ekrana, renkleri görmeye çalışın. Evet, kahverengi, sarı, lacivert, hatta kırmızı. Benim yaşadığım bu optik yanılsamaları siz de fark ettiniz mi? İbnül Heysem, nesnelerden yayılan ışıkların göze ulaştığı zaman görme eyleminin gerçekleştiğini ve ışığın kırılma teorisini çok iyi bilirdi. İbnül Heysem'in bu teori üzerine geliştirdiği karanlık oda fikri bugün modern kameraların temel işleyiş prensibidir. Eğer başka hiçbir şey yapmamış olsalardı bile Müslüman hekimler optik bilimin kurulmasında bilime önemli bir katkı yapmış olmaları yeterli olurdu. Bernal'a ait bu cümle İbnül Heysem ve diğer İslam alimlerinin optik bilimine olan katkılarının adeta kısa bir özeti gibidir. Burada gördüğünüz periskop, esnek aynalar, karanlık oda ve kaleydoskop gibi icatlar bu değerli alimlerin sayesinde geliştirilmiştir. Bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız sizi buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine davet ediyoruz.